Vakıf Katılım, Hayati İnanç'la iftar saatini sunar. Efendim, an bu andır. Belki Bismillah deyip bir yudum su içmeden hemen önce gönlünüze doğanlar vardır. O gönlünüze doğanlara bizi de katarsanız ziyadesiyle mutlu oluruz. İstanbul için iftar vaktidir hocam. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Cenab-ı Hak oruçlarınızı kabul buyursun, dualarınızı kabul buyursun. Kıymetli hocam, sağlığınız, saatiniz yerinde. Elhamdülillah, şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür, yani verdi. Bol bol nimetler verdi. Şükründen aciziz yani. Şükür. Hocam, programlarımız arasında almış olduğum notlar var. Hani hem soru olarak olabilir, hem kendime soru olarak olabilir. Kimseye sormasam da aslında. Düşünüyorum. İnsan hayatı boyunca doğru cevabı değil de doğru soruyu aramalı aslında. Yani doğru soruyu sorabildiğimiz zaman belki cevabı için bir yol kat etmiş olabiliyoruz. Bu bölümlerden birinde şöyle bir şey vardı. Sonu böyle olana kibir yakışır mı diye yazmışım ki o Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin aslında sözlerinden biri. Diyor ki, neydin bir damla su, ne olacaksın ruhu katmazsak çukura yuvarlanacak olan bir leş. Sonu böyle olana kibir yakışır mı diyor. Bu bir. İkincisi, yine sizin söylemlerinizden birinde, açmış olduğunuz o bahislerden birinde bir not almıştım. Dünya oğullarının kapısında dilencilik etme. Efendimiz'den duymadın mı? Nasibinde olmayanı sana veremezler. Allah Allah. Diye böyle bir sözü vardı. Allah bu ikisi. Allah. Hocam, Ramazan'la ilgili bu vücudun aç kalmasından kaynaklı bilimsel açıklamalar var. Sanki insanlara böyle bilimle sunduğunuz zaman daha bir kabul olacakmış gibi, bedeni bir şey aslında bu. Akli. Çünkü sadece aklı ve bedeni baz aldığımızda bundan öteye geçemiyoruz. Diyor ki, vücuttaki bir işte adını bilmediği bir enzim var. O belli bir saatin üstünde vücudun aç kaldığını görünce harekete geçip vücuttaki kötü hücreleri, hastalık oluşturabilecek olan hücreleri yemeye başlıyor. Evet. Yani evet. Buradan hocam devam edersek, evet, sonu böyle olana kibir yakışır mı? Dünya oğullarının kapısında dilencilik etme. Bir sizin anlattığınız bir balon hikayesi vardı, o geldi aklıma. Bir çocuğun bir balon meselesi. Buradan arzu ederseniz gönlünüze doğanlarla devam edebiliriz. Söylediklerinin kesişim bölgesinde Kayseri müftüsü Nisari Zade Abdullah isminde Beli mahlasıyla çok güzel bir divan yazmış olan usta geldi. Yani onların iz düşümünde onun bir gazeli teşrif etti. Gazeller böyle teşrif eder adama. Durup dururken nereden geldi filan dersin. Gelir Allah'ın izniyle. Güzel yazmışlar. Bahanesi, fırsatı düştükçe geliyor. Bakın ne demiş. Hepsi 7 beyittir. Düşer redifli. Düşer. Şimdi o redif meselesine de şöyle bir bakmakta fayda var. Bizimkilerin bir özelliği var. İlim dili diye Arapçanın, sohbet dili, edebiyat dili olarak Farsçanın ve devlet dili olarak Türkçenin bütün imkanlarından kana kana istifade etmişler. Bu üç lisan, 300 kardeş gibi 1000 yılımızı inşa etmiş. Arabiden ve Farisi'den kelimeleri alıp Türkçeleştirmişiz. Büyük bir maharetle, büyük bir şuurla, intizamla, zorlamadan, cebir yok. Ama o kadar güzel yerleşmiş ki bizden olmuş, teşekkür ederim demişiz Arapça kökenli şeker eden. Ama artık Türkçe olmuş. Arapça kökenli kütüp beyle, kütüp, kitaplar. Farsça kökenli hane, mekan demek, ev demek, yer demek, place demek, kütüphane demişiz. Ne Arap anlar ne Fars, bal gibi Türkçe olmuş. Bu imkanları çok güzel kullanmışlar ama şiirde redif olarak seçilen kelimelere bakıyoruz ki onlar çoklukla yüklemdir, fiildir, eylem bildirir. Yalın Türkçe kelimeler, düşer. Şimdi edat almış, isim almış, zarf almış, hatta bazı kuralları bile almış Arabi Farisi'den ama eylemler Türkçe. Bunun
kendiliğinden oluverdiğini sanmak, bunu tesadüfe hamletmek, havale etmek büyük yanlış olur. Şuurlu bir iştir bu. Türkçe şemsiyesine giriyor o gelenler yani. Kanalize oluyor Türkçe'ye. Türkçeyi zenginleştiriyor. Şairimiz, dedim ya, Nisarizade Abdullah merhum. 18. yüzyılın sonları, 1780-90 vefat yılını kesin hatırlayamıyorum. Ama bu aralıkta. Ve müftü. Kayseri'nin müftüsü. 18. yüzyılda Kayseri'de müftü olmak demek, sandığımızdan çok daha büyük bir şey olmak demek yani. Kaza yetkisi var, yargı yetkisi var. Din işlerinde o bölgenin en yetkilisi, hakim, kadı, çok yönlü bir vaziyet var. İlaveten şair. Bilmeyen sırrı kazayı, deri paşaya düşer. Kısmete kani olan dergahı Mevla'ya düşer. Hak kefil oldu kulun rızkına halk eylemeden, bunu fikretmeyen endişeyi ferdaya düşer. Kendi kendiye gelir kısmet olunca devlet, vaktini gözlemeyen yok yere kavgaya düşer. Gamu tertibi hışımla geçirir evkatın, her kimin kim hevesi mansıbı dünyaya düşer. Ey peri ruhini gösterme dili şeydaya, seyreden hüsnünü mecnun gibi sahraya düşer. Altıncı beyti biraz sonra hatırlayacağım herhalde inşallah. Allahümme salli ala Muhammed. Son beyt. Ey beli etmeyen her emrini hakka tefviz, hazer etsin ki anın fırsatı adaya düşer. Altıncı beyt hariç o kaldı. Gelir inşallah. Bu arada sessiz sessiz salavat okumaya devam edeceğiz. Çünkü salavat okuyunca unuttuğun şeyi hatırlarsın. Demin İbrahim de onu söylüyordu. Evet. Programımızın yükünü çeken İbrahim bu. İbrahim Kayaoğlu. Neler çekiyor elimizden de sesi çıkmıyor çocuğun. Maşallah, sübhanallah. Hocam senden öğrendikten sonra iş kolaylaştı diyor. Ne oldu dedim. Ezberliyorum bir şeyi veya bir not alıyorum, bir şey yapacağız. Checklist, hani şu. Unutunca salavat getiriyorum Allah'ın izniyle. Doğrudur. Tavsiye ederim hararetle. Bol bol salavat. Sen Resulullah'a selam göndereceksin de eli boş döneceksin. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Salavat getirdikçe işin düzelir. Ya Resulallah, ibadet edeceğim sabaha kadar, dua edeceğim falan. Dörtte birini salavata ayırsam münasip midir? Güzel olur. Cevap. Yarısını ayırsam daha güzel olur. Dörtte üçünü ayırsam çok daha güzel olur. Tamamını salavata ayırsam en güzelidir. Yani sen ona salavat et, salavat getir, istemediklerine de kavuşursun. Sırlı bir meseledir yani. Bakın burada da gizli kapaklı bir şey kalmıyor yani, her şeyi söylüyoruz. Evet. Resulullah'a salavat getiriyorsun, iş çözülüyor. Daha ne diyeyim? Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Ailesini de, Ehl-i Beyt'i de dahil ederek, değil mi efendim? Dönelim. Bir beytini unutarak okuduğumuz gazelde Beli merhum ne diyor? Bilmeyen sırrı kazayı, deri paşaya düşer. Kaza sırrını bilmez de, takdir mevzunu unutur da kişi, sebeplere sarılırsa çokça, gereğinden fazla, sebep dediğim de insanlar, öyle bir hale düşer ki haysiyeti ayaklar altında kalır. Paşa kapısına düşer diyor. Deri paşaya düşer. Der. Farsça? Kapı. Kapı. Kürtçe'de de öyle mi? Deri. Evet. Kapı. Evet, kapı. İngilizce door. Door. Harfler aynı yani. Evet. Dergah. Kapı yeri. Dergah, ev. Öyle denir. Ev, kapı.
Deri paşa, paşanın kapısına düşer. Buradaki paşa ne? Kim paşa? Günümüzdeki gibi askeri bir makama işaret etmiyor. O dahil olmak üzere sivil de paşa olur. Yani mevki sahibi, güç sahibi olduğu vehmedilen. İnsanda güç vehmetmek, farz etmek büyük bir yanılgı. Büyük bir yanılgı. Şaşarım insanlara rızkı çalışmaktan gücü kuvveti insandan bilir. Yani büyük hata. Necip Fazıl merhumun beyti: alim ilmine yansın pehlivan pazusuna, la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet Allah'ındır. Alim ilmine yansın pehlivan da pazusuna. Çok güçlüymüş. Hadi canım sen de. Ne gücü ya? Bir insanın ne gücü olabilir Allah aşkına? Topliğine başı kadar bir taş isabet etse böbreğine, görüyorum ben senin gücünün ne olduğunu. Solucan gibi kıvranıyorsun işte. Acizsin de. Ey insanoğlu, bunu şimdiden anla ki gülünç duruma düşme yani. Rezil olma yani. Kısmete kani olan dergahi Mevla'ya düşer. Allah kapısına düşer. Kısmetine kani ise, razı ise, ne verdinse odur, dahi nemiz var diyor ya Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Evet. Eğer işte bu Arabi bir söz vardır, eskiler çok bunu tekrar ederler, evlere damlar, her yere asılırdı. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Kadere iman ettiyse bir kişi kederden emin olur. Müsterih olur, içi rahat olur yani. Allah'ın tesadüfi işi yok ki. Yani neyine endişe edeceksin yani? Etme diyor, edilmez, lüzum yok. Endişe edeceğin yer orası değil. Son nefesinden kork sen. Mesele o. Allah rızka kefil, imana değil. İmana değil. Şu programda sadece bunu alsak değil mi? Evet. Anlasak. Önce söyleyen anlasa yani. Rızkına kefil, azizim Allah. İmana değil. Orada imtihandasın. Şöyle bir kelam işitmiştim. İlk gençlik yıllarımız. Heyecanlıyız. Öğrenme azmimiz var hamdolsun. Allah almasın, o hayatın devamı anlamına geliyor. İnsanlar tekeffül edilenin peşine düşüyor. Teklif edileni ihmal ediyor. Böylelikle hem dünyasını hem ahiretini mahvediyor. Tekeffül ne demek? Kefaletten, kefilden geliyor. Garanti edilmiş olan, yani rızık. Garanti edilmiş olmasına rağmen peşine düşüyor, telaş ediyor. Paniğe kapılıyor. Halbuki sen rızkını kovalarken o da seni kovalıyor. Sebepler aleminde imtihanlardan geçiyorsun. Başka, ama rızkını yemeden ölmezsin. Buna imkan yok. Buna imkan yok. Teklif edilen dediği ise, teklif kelimesini de günümüzdeki zayıf anlamıyla almayalım. Yani öneri manasında kullanılıyor bugün, o değil. Teklif, mükellefiyetten geliyor. Yani yüklenmiş vazife verilmiş sana, iman ve ibadetler sana teklif olundu. Orada garanti yok. O senin işin. Evet. Onu ihmal ediyorsun, bir garanti olmadığı halde garanti olanın peşinde ömür tüketiyorsun. Dünyanı da ahiretini de zindan ediyorsun kendine diyor. Etme diyor. Birinci beyit bu. Adam müftü tabii, çaplı söylüyor kardeşim. Bilmeyen sırrı kazayı deri paşaya düşer. Kısmete kani olan dergahi Mevla'ya düşer. Geçelim ikinci beyte. Biraz izah ettik gerçi rızık mevzuunu ama burada parlak bir izah daha var. Hak kefil oldu kulun rızkına halk eylemeden, bunu fikretmeyen endişe-i ferdaya düşer. Allah kulunun rızkına kulunu yaratmadan önce kefil oldu o iş. Garanti yani. Hangi rızık kime? Malum o. Bereketle artar eksilir, o ayrı mevzu. Bereket mevzu var. Rızıklar artar, artıran sebepler vardır. Yine ayrı mevzu. Ama rızık sana
terettüp etti, tertip edildi senin adına. Eşleştiniz yani. Onunla buluşacaksın hayırlısıyla, hiç merak etme. Nerede olduğunu da bilemezsin. Geçen de bir programda sunucu dostum Nurullah Genç Hoca'yla hasbihal ediyorlar. Önündeki çay diğer değiştirmiş. Ben içerim dediği çay öbür tarafa geçmiş. Sunucu arkadaşım da Serdar Tuncer. Demiş ki hocam nasip hiç belli olmuyor demiş. Bak o çay buradaydı, şimdi oraya geçti falan. Nasip öyle olmuyor demiş Nurullah Hoca. Kaldırmış bardağı, bir yudum içmiş. Ha nasipmiş demiş. Şimdi oldu. Ha, boğazdan geçene kadar bilemez. Rızık boğazdan geçendir. Ha, boğazdan geçendir. Hak kefil oldu kulun rızkına halk eylemeden. Seni yaratmadan rızkın tertip olundu. Bunu fikretmeyen endişeyi ferdaya düşer. Endişeyi ferda, yarın endişesi. Bu korkunç bir şeydir. Korkunç bir tuzaktır. Yarın ne olacak? Biriktir abi. Koyalım. Hiç belli olmaz abi. Yarın şu olur, bu olur. Soru bir. Yarın var mı? Konu kapandı. Bundan emin misin? Vallahi değilim. Buradan sağ kalkıp yürüyüp gidebileceğime nasıl emin olabilirim? Kim olabilir? Yarın belki yok yani. Yarının rızkı yarın gelir ya, sen şey yapma bu kadar ya. Hani gençlerin seveceği bir tabir kullanalım burada. Çok da şey yapmamak lazım. Çok seviyorum gençlerin böyle pratik ifadelerini. Çok da şey yapmamak lazım diyor. Sen anlıyorsun ne kastettiğini. Telaş etme, endişe etme. Yarının ibadeti senden istenmedi. Bak sana yarının öğlen namazı farz olmadı Mehmet kardeşim. Ömrün olursa o zaman farz olacak. Sen de yarının rızkını isteme. Evet. Ya isteyebilirsin, acizsin sen de. İsteme ya. Rahat ol ya, aranı iyi tut yani. Ya Rabbi sen beni su vardın, yedirdin. Su lazım verdin yani. Ana rahmindeydim. Kendimi bilmiyordum, beni besledin. Yani şimdi Allah göstermesin rızkımdan şüphem edeceğim ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Rızık insan münasebeti 5 türlü imiş. 1. Bir insan var. Rızık çalışmaktandır diyor. Müşrik, kafir. Kafir böyle söyler. Rızık çalışmaktandır der. İkincisi var. Rızık Allah'tan. Ama verir mi vermez mi diyor. Münafık. Münafık. Rızık Allah'tan ve çalışmaktandır diyor. Müşrik. Allah'a ortak koşma durum. Kaldı iki. Yani ilk üçü gitti. Rızık çalışmaktandır diyen, Allah'tan ve çalışmaktandır diyen, Allah'tandır ama verir mi vermez mi diyen gitti. Parantezin dışında bunlar. Kaldı iki. Rızık Allah'tandır. Çalışmak emirdir. Emre uyar çalışırsın. Kulsun. Ama çalışırken hata eder. Mayın tarlasına girer. Harama bulaşır. Olur olmaz işlere karışır. Fasık Müslüman. İman sahibi de. Günahkar, suçlu. Beşincisi, salih Müslümanın tavrıdır ki şudur. Rızık Allah'tandır. Çalışmak emirdir. Çalışırken riayet eder. Haram nerede, helal nerede, çizgilere bakar. Salih Müslüman. İşte aranan bu. Bunu işaret ediyor şairimiz. Hak kefil oldu kulun rızkına halk eylemeden. Bunu fikretmeyen endişeyi ferdaya düşer. Yarın derdine, yarın endişesine düşer. Düşerse ne olur? Yarın endişesine düşmek korkunç bir şeydir dedim ya. Şeytanın maskarası olursun. Alır seni eline. Yarın, yarın, yarın diye bugünü zayi eder. Elinde yaşanacak bugün kalmaz. Yarın derdiyle zehirlemişsindir onu. Dolayısıyla yarın derken gerçek yarını dese, ahireti yani dese mesele yok, o değil. Yani hayat garanti yaşayacak da yarın da ona para lazım olacak da ekmek lazım olacak, saklıyorsun ya hani. Eyvah eyvah, saklama kardeşim, biriktirme. Dağıttıkça gelir.
Ben bir Arif'ten işittim. Yani ibretle bakmak başka bir şey tabii. Eskiden o vinçlerin falan olmadığı, fazla makinelerin kullanılmadığı inşaatta tuğlalar aşağıdan yukarıya gider, yukarıda duvar örerlerdi. Bir kat yukarı atıyor yani aşağıdaki amele tuğlayı. Bu eğer betondan yapılan briketse falan epey ağır da olur. Biraz hüner, biraz güç kuvvet ister. Veya o hafif tuğlalarsa yani 150-200 gramdır. Oyun gibi atar kapar, atar kapar, kat kat yukarı çıkar tuğlalar ve yukarıda yerine konur. Baktım diyor, gördüm ki elindekini verince yenisi geliyor. Vermeyi öğrendim diyor. Vermese aşağıdaki atmayacak. Ver yani, boşalt elini yani. Boşalt. Yalıtkan olma. Tıkanıp kalmasın, yolu kesme bir endişeye düşerek. İşte o endişeyi ferda, yarın endişesi insanı mahveder. Şeytanın tuzaklarından biridir. Ona hemen cevap vermeli. Sen bir aradan çekil bakayım, karışma işime. Yarın belki yok. Nereden biliyorsun? Sen beni tuzağa düşürmek istiyorsun. Yemezlerdi. Yemezler. Ben Allah'ın kuluyum. Sen ne öyle? Belli işte, şeytansın sen. Vesvese veriyorsun. Biz onu yemiyoruz diye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Üçüncü beyt. Diyor ki: Gamu tertibu hışımla geçirir evkatın. Her kimin kim hevesi mansıbı dünyaya düşer. Dünya mansıplarına, makamlarına, mertebelerine, övülmeye, efendim, servete, şöhrete, devlete düşerse kalbi, meyli, gam tertip hışım ile geçirir vakitlerini, evkatı dediği o. Gamu tertibu hışımla geçirir evkatın. Üç şey sayıyor: gam, tertip, hışım. Gam belli, üzüntü. Hışım belli, öfkelidir falan, telaşlıdır, sık sık nefes alır. Sık sık nefes aldığı için de nefes sayılı ya, çabuk biter. Erken ölür. Tertip dediği şu: tuzak kurar. Ona tuzak kurarlar. Şimdi vahim bir durum. Kim ayağımın altına sabun koydu diye gözleyip duracaksın, al sana bir dert. Ben onun ayağını nasıl kaydırırım diye bir sürü plan program yapacaksın, al sana ikinci bir dert. Aşağıdan da yukarıdan da korkuyorsun. Herkes sana düşman. Herkesi düşman ittihaz ettin. İnsanların malına, mevkine göz koyma ki herkes seni sevsin. Sevilmenin yolu odur. Göz koymazsan, gözün olmadığı belli olursa rahat edersin. Düşman, dost kazanırsın. Düşman kazanmaz, dost kazanırsın. O yüzden ilmi olanın dostu çok olur, malı olanın düşmanı çok olur. Hazreti Ali'ye sordular, ilim mi kıymetli, mal mı diye de 10 çeşit cevap verdi. Biri bu: İlim sahibinin dostu çoktur diyor, mal sahibinin düşmanı çoktur. Bağdatlı Ruhi merhum da ne diyor? Maşallah, sübhanallah. Ustalara bak, ustalara. Bağdatlı Ruhi merhum diyor ki, dedik beyit gelirse söyleyeceğiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Mealen söyleyeyim önce. İsteme, peşine düşme dünyanın, dünya makamlarının. O kadar çok talibi var ki ey gönül, ne sana kalacak ne bana. Ne sana artar ne bana. Düşman kazanacaksın, yapma diyor. Burada bir duruş, bir Müslüman duruşu vardır yani. Talep edilmez, verilirse reddedilmez. Görev verilirse ha dersin, ne yapalım, başımıza geldi bu iş, bismillah dersin. Orayı bir görev yeri olarak görür, vazifeni ifa edersin. Şerefle de bırakırsın vakti geldiğinde. Nasılsa bırakılacaktır zaten yani. Seversen zor gelir bırakmak. Eskilerin kelamı: mansıbı dünya azline değmez. Dünya mansıpları, makamları, mevkileri, mertebeleri nasıl olsa azille sonuçlanacağı için bir şekilde azledileceksin. Yaşın gelir yaş haddinden. Emekliliğin gelir, emekli olasın gelir o yüzden. Yahut re'sen emekliye sevki bir şekilde ölümle, hiç değilse ölümle ayrılacaksın. Gönlünü bağladınsa oraya işin çok zorlaşır. Kopamazsın, acı çekersin, ızdırap çekersin. Aman ya Rabbi. O beladan kurtulmanın tek çaresi var. Gönlünü bağlamadan. El karda, gönül yarda yani. Elin işte ama gönlün yarda. Kalbini sahibine teslim etmişsin. Verilen vazifeyi de namusunla yapıyorsun. Senden alası yok. Huzur edersin. Efendim,
hatırlayamadığım ikinci beyt oldu. Allah Allah, yaşlanıyor muyuz ne? Yok hocam, yani bu kadarını. Tövbe estağfurullah. Gençlikten bahsettiniz, biz hani genç değilim, kendi alnımıza söylüyorum. Dinleyediğimizi unutuyoruz, siz bu kadar beyti hatırınızda tutmuşsunuz anlamıyla beraber. Gelecek Allah'ın izniyle. Dur sen. Dur sen. Salavatı çok okuyamadık bu arada da onun için. Dördüncü beyt, dönüyorum Beli'ye. Diyor ki Beli merhum, kamu tertibi hışımla geçirir evkatın, vaktini gözlemeyen yok yere ferdaya düşer. Yok yere kavgaya düşer. Ha, kavga içinde olur. Gerilimli olur. Dava açar. Ona dava açarlar. Danıştay'a gider hep falan, gider gelir falan. Zordur yani o. Neden? Talip olmuş. İstemiş. İsteyince olmuyor işte. İsteyince olmuyor. Ha. Dördüncü beyt şu idi. Kendi kendiye gelir kısmet olunca devlet. Vaktini gözlemeyen yok yere kavgaya düşer. Gelecek sana nasibinse abicim. O aradığın, özlediğin şey gelecek. Kendi kendine gelecek hatta. Sen de şaşacaksın. Nereden çıktı bu diyeceksin. Vakti var, saatte ne derler? Terazi var, tartı var. Her işin bir vakti var. Anadolu irfanı. Ya. Vakti var. Sen o ana hazır ol. Sen kimyanı bozma. Değerli olma halini koru. Layık olma durumunda ol. Vakti saati gelince kavgasız, gürültüsüz, kimseyle takışmadan efendim yakıştı derler bir de yani. Bazılarına zenginliğin çok yakıştığını görüyorum ben, biliyor musun? Bu çok olmuyor tabii de. Zengin ama cömert adam, yedirmeyi seviyor, dağıtmayı seviyor, infak ediyor. Kendilerine de söylemişliğim vardır yani. Şimdi burada reklam etmeyeyim. Vallahi diyorum, zenginlik sana çok yakışıyor abi ya, gözünü seveyim. Zengin de böyle olmalı işte. Adam yemekten değil, yedirmekten zevk alıyor. Verme zevkin, alma zevkinden çok değilse kendinden kork. Verdiğin zaman daha çok mutlu olabiliyorsan adamsın. Yani adamlık o. Bu bir nasip meselesi tabii. Gazel'de 5 ve 6. beyitlerde, hatırlayamadığım 6. beyit, 5 ve 6. beyitlerde sadedin dışına çıktı şairimiz. Bazen öyle yaparlar. Şimdiye kadar hep gelişim dersleri, tevekkül, sahibine itaat, hayatın neden ibaret olduğunu kavrayış filan, hep hikmet, hikemi şeyler söyledi. İki beytte aşıkane söylüyor şimdi. Ey peri ruhini gösterme dili şeydaya, seyreden hüsnünü mecnun gibi sahraya düşer. Ey güzel, gözünü seveyim, yüzünü herkese gösterip durma. Gören mecnun oluyor, çöle düşüyor, millete yazık. Efendim, yazık olmuyor mu? Yani sakla güzelliğini demeye getiriyor ki şairlerimiz bu konuda çok güzel ders verirler. Güzelliğin gizli, aşkın aleni olması esastır. Muallim Naci merhum bir beytinde öyle söylüyor. Yani hüsne mesturi, aşka şöhret münasiptir. O yüzden ey ay sen gizlen, ey güneş sen açığa çık. Güneşi aşka, ayı da sevgiliye, güzele benzetiyor. Ay gecede gizlenir, güneş fara. Aşk açık olsun ama güzellik gizli olsun, örtülü olsun, sırlı olsun. Yaradını demem düşer dillere dillere diyor ya. Yani oradaki sır, oradaki mahremiyet fikri hakikaten çok enteresan. Hala gelmemiş olan 6. beytte mana olarak şunu söylüyor. Denize düşen yılana sarılması şaşılacak şey mi diyor. Ben de diyor zülfüne meylettim diyor. Zülf yılan gibi ya. Hı hı. Yani aşık olanın tek arzusu sevgiliden göreceği bir iltifat. Her zaman şairlerimizin aşkı ifade ederlerken, yoğun sevgiyi, muhabbeti ifade ederlerken muhabbetin mevzuunun gerçekte Allah olduğu unutulmamalı. Yani bunu bazen açık bazen gizli söylerler. Derler ki mesela, o sevdiğimi biliyor ya, başka bir şeye hacatı yok. O razıysa herkes razı demektir. Fatih merhum da şiirinde öyle söylüyor. Yani dilberinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya, kimseler derdine derman edemez imkan olup.
O diyor öyle bir aşıktır ki sadece Rabbinin rızasını gözetir, onu bekler. Buna kavuşamazsa her şey boş. Cihan tabipleri ona derman edemez. Onun tek derdi rızaya kavuşmaktır. Gelelim son beyte. Beli merhum yine hikmete dönerek o baştaki hakim tavrını, akıl veren, akla yol gösteren tavrını tekrar kuşanarak araya girdiği istisnai iki aşikane beyitten sonra ey beli, etmeyen her emrini hakka tefviz, her işini Allah'a ısmarlamayan, yani tefviznamesi var ya İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye biter. O işte tefviz, o demek tefvizi umur etmek, işlerini umur işler demek. Emrini diyor burada tekil, her işini, her emrini. Ey beli, etmeyen her emrini hakka tefviz, işini Allah'a havale etmezsen bak ne olur. Ey beli, etmeyen her emrini hakka tefviz, hazır etsin ki anın fırsatı adaya düşer. Korksun, Allah onun ipinin ucunu düşmanına verir. Kendisine tevekkül etmemenin, kendisine güvenip işi bırakmamanın karşılığı bırakır insanlara, görürsün gününü. Düşman ipinin ucunu eline geçirirse ne yapar artık hiç belli olmaz. Bir indirir, bir kaldırır, sürükler, rezil eder vesselam, yani rezil eder. Bu bir Hazreti Ayşe'den rivayetle gelen hadis-i şerifin mealine neredeyse birebir tetabuk etmektedir, uygun düşmektedir. Sordular da Ayşe annemiz izah buyurdu. Resulullah'tan bir hadis-i şerif rivayet etti. O da şu imiş, mealen söylüyorum. İnsanların kızacakları bir işte Allah'ın rızasını gözetirse kişi, insanlar ne derse desin, Rabbim böyle arzu murad ediyor, emri böyle der de ona göre davranırsa, alemlerin Rabbi o kulu insanlardan gelmesi muhtemel olan her türlü sıkıntıdan korur. Onu korum altına alır. Vikaye eder, vikaye eder, korur onu. Tersi, Allah'ın razı olmadığı bir işte insanların rızasını gözetirse işini insanlara bırakır. İnsanların eline düştün mü yandın. Yandın. Örneklendirelim bunu. Düğün yapacaksın. Çocuğunu evlendireceksin ey baba. Düğünde neyin nasıl olması gerektiği ana hatlarıyla belli. Yani çocuk evlendiriyorum diye harama sarılmak olmaz yani. Bugün içelim olmaz yani. Efendim? Sair haramlar buna kıyas edilebilir. Ama insanlar da bunu istiyor. Baskı yapıyorlar sana. Ya. Düğününde de bir şey falan diyorlar. Bari bugün. Yani bari bugün diyorlar. Allah'ın gazabı bulunan yerde, Allah'ın razı olmadığı yerde sen insanların rızasını gözetirsen, o yanlış yola saparsan, rehrevi sahrayı bela, yani yanlış yola saparsan işin insanlara bırakılır. Çok örneğini gördüm. Nasıl bırakılıyor biliyor musunuz? Gördüğüm örnekler üzerinden söyleyeyim. O gün seninle eğleniyor falan ya, senin girdiğin borç batağında sonra alay eder seninle. İçlerinden sana haciz getirenler de olur. Bak, insanlara bırakılınca ne oluyor? Ne oluyor bak? Sen bunu niye yaptın? Kimi kazanacaktın? Kimin rızasını talep ettin sen? Oldu mu şimdi yani? Çıktı tersinden sana. Tokat yiyorsun yani. Rızasını gözettiğin seni satıyor. Bir de buna dair bir sürü filozofi üretirsin sonra. Vay be dersin. Yedirdik içirdik başım sana geldi. Öyledir tabii. Öyledir tabii. İşte şairimizin burada dediği, okuyucuyu değil de kendini hedefe koyarak. Ey beli, etmeyen her emrini hakka tefviz, hazır etsin ki anın fırsatı adaya düşer. İpinin ucu düşmanın eline verilir. Kendini toparlayamazsın. Haysiyetin rencide olur. Allah emrini aziz tutanı aziz ediyor. Yüceltiyor. Ona buna ezdirmiyor yani. İzzetini muhafaza ediyorsun. Haysiyetini muhafaza ediyorsun. O gün geçer. O düğündü, dernekti, bilmem neydi. Onlar geçer onlar. Sonra hayat başlar işte. Görürsün o zaman. Yani lüzumsuz yere
Birçok işimiz, evimize aldığımız eşya, yaptığımız harcamalar, giydiklerimiz, bindiklerimiz çoğu kere ihtiyacımız değil de insanların bizden beklentilerini karşılama amacına yönelik olarak ediniliyor çoğu kere. Vaktini harcıyorsun, nakdini harcıyorsun, evde sana bir mekan var, onu da veriyorsun, eşya gelip oturuyor. Aman millet şey yapmaz, bir şey demesin yani, hani alamamış demesin falan diye. İnsanların manasız yere rızasını gözeterek, Hak Teala'nın rızasını gözetmekte bir yavaşlık olursa, bir ihmal, hele hele bir ihlal olursa, Allah göstermesin, büyük sıkıntılar kaçınılmaz olur. Aslında kendi kozamızı her zaman kendimiz örüyoruz ve selam, sonra da şikayet eden biz oluyoruz. İbrahim'in adı geçti. Çalışma arkadaşlarımız adına çaylar İbrahim'den olsun. Yani artık ben de olsam değil mi yani, buna karşı bir jest yapılır yani. Bir jest olur. Çaylar sevgili İbrahim'den olsun. Kıymetli ağabeyim, söylemiş olduğunuz mesela ecel ve rızık meselesinde, yanlışım varsa düzeltin, bir yere kapattığımız insanın rızkı nereden gelir diyor. Hazreti Ali diyor ki, ecelin nereden geliyorsa rızkı da oradan gelir. Yani, ecel geliyor ya. Evet, ecel geliyorsa rızık da gelir. Ecelimizi taşıyan melekle rızkımızı taşıyan melek aynı anda yola çıksa, rızkımızı taşıyan melek ecelimizi taşıyan melekten önce önce intikal eder. Evet, öncesinde o gelir diye. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah-u Teala 90 yerde mahlukatın rızkını kefilin kendisi olduğunu bildirirken 3 yerde şeytanla korkutur. Allah. Biz diyor doğru söylediğine inandığımız Allah-u Teala'nın 90 yerindeki sözünü bir kenara bırakıp yalancı olduğunu bildiğimiz şeytanın sözüyle korkmak, işte dar-ı dünyaya mı düşmek o? Nereye? Mahşerde de durum çok içler acısı. Orada da şikayet ediyorsun. Ya Rabbi beni şeytan kandırdı. Şeytan da diyor ki, siz beni gördünüz mü? Yok. Ne karıştırıyorsun beni? Ne karıştırıyorsun? Peygamberi gördünüz, kitabı gördünüz. Size hocalarınız vardı, alimler vardı, kitaplar vardı. Onlara değil de bana mı uydunuz? Hadi canım sen de. Diyerek bir de alay eder yani. Bir evet. De alay eder. Eline düşmemek lazım. Hocam, kıymetli ağabeyim, kula kul olmak Allah'a kul olmaktan daha zor. Yani 20 yıl bir yerde çalışıyorsunuz. Bir gün sonrasında işinizden olabiliyorsunuz. Bir anlık memnuniyetsizlikle. Evet, evet. Ama Allah-u Teala, kendimden örnek vereyim ben bunu yani naçizane, yapmıyorum veriyor. İhmal ediyorum veriyor. Hiçbir şey vermiyorsa canımı almıyor. Yani ömrümü yazmış olduğu süreye kadar. Kula kulluk öyle değil. Çok zor. Ama Allah-u Teala'ya kulluk bambaşka. Hani deneyenler çoktur, içimizde görenler vardır. Kula kulluk zor. Mesaiye saat 8'de gelmen gerekirken 15 sene 20 sene 8'de gelsen de 3 gün üst üste yarım saat tehir olsa muhakkak karşılığını görürsün. Yani bir şekilde en azından bir azar, bir şey olur yani. O da 2 defa olur. Sonrasında artık derler yani, bir şey derler. Üçüncüde başka bir şimdi şey. Sabah vaktinde rızıklar dağıtılıyor, feyiz dağıtılıyor. Delikanlı biraz önce onu sordu bana arada. Bereketli oluyor sabah saatleri ya. Senelerce, aylarca, haftalarca ihmal gösterdiğin o noktada bir gün erken kalkıp gereği gibi yaşayınca geçmişteki kabahatine değil o günkü faziletine bakılıp karşılığını yine alıyorsun. Hiçbir işveren bunu yapmaz. Böyle yapmaz. Hiçbir hakim bunu böyle yapmaz. Allah'ı niye seviyorsun diye sorana Arif dedi ki, kusurlarımı komşum bilmiyor ama bağırıyor, Allah biliyor ve örtüyor. Tek sebep bu olsa yetmez mi? Kusurlarımızı örtüyor. Settarul uyub, yani Allahu Azimüşşan ayıpları örten. Settarul uyub. Açık etse sokağa çıkamayız. Ama biz açık etmedikçe o etmiyor. Bir de burada kendimizin böyle ayıbımızı açık etme durumları var ya. Şahit tutma. Korkunç bir şey bu ya. Ya işlediği günahı anlatıyor bir de adam. Bu çok men edilmiş bir şeydir yani.
hayayı da ortadan kaldırıyor. Ya tamam, bir halt ettin, günahın oldu, anladık. Bari gizli arkadaş. Bir de yayıyor. Övünür gibi yani. Bu günahın kendisinden de ötede bir suç haline geliyor. Gayret ilahiye dokunuyor. İfşa etme hali, hayayı bertaraf etme, utancı ortadan kaldırma. Ve o hadis-i şerif karşımızda: utanmıyorsan ne yaparsan yap. İnsanlıktan çıktın demek herhalde, değil mi? Yani insan sayılmıyor utanmayan, haya etmeyen insan sayılmıyor. Utanmıyorsan ne yaparsan yap. Kime denir ne yaparsan yap diye? Gözden çıkarılana. Yani Allah göstermesin. Gayet net bir şekilde aslında ahlaki prensipler böyle temelleniyor. Lazım olan şey idrak, lazım olan şey muhabbet. Güzel anlamak, dikkatli olmak, insaflı olmak. Öyle der ya adam, insaf din yarısı. İnsaf din yarısı. Evet. İnsaflı olmak. Devam edelim kıymetli abim. Almış olduğum notlarla alakalı da. Şimdi makamdan da bahsettiniz aslında burada. Tekrar ediyorum, bahsettiklerimizin tamamı, yani hocamın bahsettiklerinin tamamı hani dünya tabiriyle toplanma alanıdır. Kendimize gelme alanıdır. Ya başımıza ne geldi acaba diye muhasebesini yapmak için toplandığımız yerdir Ramazan. Çünkü güvenli bir alandır. Güvende kaldığımız. Sevgili Bekir'le beraber konuşmuştuk bunu. Ondan da dinlemiştim. Sizlerle beraber Nevşehir'de bulunmuştuk hatırlarsanız. Şeyden bahsetti. Siz makam ve mevkiden bahsederken sevgili Bekir şöyle bir şey söyledi. Miraç hadisesinden bahsettiğinde. Sizinle de paylaşmıştır muhtemelen. Bekir de veli, ona da ben selamlarımı iletiyorum. Dedi ki dünyada bir makam mevki sahibi olduğumuzda, o yani belli bir nedenle o makam ve mevki elimizden alındığında, emeklilik, oradan alınma, yaş ya da ölüm. Hadi ölümü saymayalım. Psikolojimiz bozuluyor. Yani o şaşadan, o koltuktan, o makamdan. Özel kalem vardı, yok. Yok. Araba vardı, araçlar yok. Araçlar vardı, korumalar kapıyı vardı. Kapıyı açıyorlardı. Evet. Şimdi kendin açıyorsun. Ceketimizi ilikliyorlardı. Araba da değişti. Artık o arabalar da yok vesaire. Psikolojimiz bozuluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam makamını görmeye Miraç'a gittiğinde, Allahu Teala ile bir araya geldiğinde ve hediyelerle döndüğünde, bize hediyelerle döndükten sonra komşusunun oğlunun kuşu ölüp taziyeye gidiyor ona. Yani böyle bir makamı görüp hani ne varsa varlık adına onun yüzü su hürmetine yaratılmış olan, hatta yokluk dahi onun için varken böyle bir makam sahibi, normal bir insanın dahi aklına gelmeyecek bir incelikle beraber komşusunun oğlunun kuşu öldü diye taziyeye giden bir insan. Makam ve o insan. Şimdi söylemek bile Allah benim Allah için zor. Allah. Hani ifade edemiyorum. O ruh hali. Allah hani Allah. Hangi yaşantısının hangi alanında bizim için örnek yok? Biraz da şu değil mi hocam? Niye böyle olduk? Örneği kaybettik. Yani örneği kaybettik derken kendimizi kaybettik aslında. Örnek bilakis duruyor, örnek var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anneler ve babalar, ve kendi adıma söyleyeyim, oğlumuzu, kızımızı ve dahi kendimizi kim gibi yetiştirmemiz gerektiğini bilmiyor. Ramazan biraz da, hatta biraz da bayağı da bunun için vardır herhalde. Kendine gel, kim olduğunu bil, neden olduğunu bil diye yok mu? Fark ettin mi seni dinlerken atladığım beyitlerle dolaşıyor zihnim. Geldi birisi. Şükür. Evet. Seni de anladım gerçi ama yani anlama oranı biraz düşmüş olabilir. Estağfurullah. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denli talibi var kim ne sana ne bana artar. Mealini zaten söylemiştiniz. Söylemiştim. Evet. Dünya nimetlerinden bir şey koparma arzusunda gördüm seni diyor ruhi. Kendine söylüyor bunu. Aynaya bakmış. Böyle konuşuyor sanki ya. Ruhi, seni kıskıvrak yakaladım. Bak, gözünü seveyim. Yanlış bir yol tuttun. Bir şeyler elde edesin var sanki. Yapma. Neden? Vallahi ben baktım, gördüm. Çok talibi var. Başını belaya sokacaksın. O kadar çok talibi var ki sana bana artacak gibi değil. İyisi mi sen? Vazgeç bu işten. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denli talibi var kim? Ne sana ne bana artar. Özür dileyerek yaptım bunu. Şimdi düşünsem bir şey anlatırken başka bir şey düşünmek olur. Ama bu elimde olmayan bir takıntı hali. Bir psikiyatr dostuma bunu sordum. Bu dedim anormalite midir? Ben hasta mıyım? Takıntı.
bu kadar takıntı ezber yapanlar da olur dedi. Olması da iyidir dedi. Çok vahim bir hastalık olmadığını böylece ehlinden dinlemiş olduk. Uykularınızdan uyanıyor musunuz hocam böyle aklınıza takıldığında? Çok olmuştur. Öbür beyt hala duruyor. Orada gelecek inşallah. Yani kendinden örnek vermek, kendini anlatmak ne kadar nahoş olduğunu çok iyi biliyorum ama belki gençlere örnek olur diye bir şey söyleyeyim. Bir odaklanma ya bir örnek olarak arz edeyim. Manası üzerinde veya metni üzerinde düşünüp ezbere alabilmek, alabilmek, alamamak, anlamak, anlayamamak gibi takıldığım ve rüyada çözdüğüm işler olmuştur. Çok yakışıklı bir Galip beytini rüyada çözümledim. Yani kafaya fena takmışım. Amberi deryayı piçutab mevci satrıdır. Namı bu defterde mastur olmasın bir kimsenin diyor. Oho muamma çözülür gibi değil yani. Günlerce zihnimi meşgul etti. Sonra rüyamda bir hocama sordum. Yaşça da bizden gençtir yani. Sağlam bir hocadır. Tarihçi. Beyti okudum. Benim günlerce çözemediğim işe telefonda rüyamda. Yani rüyamda. Oradaki masturu yanlış okuyorsun dedi. Sinle değil satladır dedi. Sinle olunca örtülü oluyor. Satla olunca yazılmış. Satıra dökülmüş. Mana çözümlendi. Uyandım, keyfim yerine geldi. Baktım hakikaten o mastur olunca manasını da söyleyelim yani. Dalgalanmalar olur artık diyor. Sen diyor aşıklar defterine bir kaydoldun mu? Oho neler olur amberi deryaya piçutab mevcu satrıdır. Dalgalar olur diyor. Hayatın değişir. Hani dalgalandım da duruldum gibi bir şey söylüyor yani. Efendim farklı yaşamaya başlarsın. Namı bu defterde mastur olmasın bir kimsenin. Adı bu deftere geçmeye görsün bir kişinin. Bir adı oraya girdi mi iş değişir manasında çözümlendi. Uyanıkken aradım. Telefon. Beyti sordum. Biraz kemküm etti. Dedim ki hocam rüyada sen bu işi iyi çözümlemiştin dedim. Hiç bozuntuya vermedi ve dedi ki ben rüyada daha iyi cevap veririm. yani kıssanın hissesi sevgili gençler izliyorlarsa odaklanmadan olmaz. Yani herhangi bir sahada başarı elde etmek sanırım mümkün olmaz. Gayret istiyor, kendini vermeyi gerektiriyor. O derece eğilmezsen, bilgi öyle bir şeydir ki sen her şeyini verirsin, o sana biraz lütfeder. Yani sen çok cömert olacaksın. Vereceksin, dikkatini teksif ede, yoğunlaştıracaksın yani odaklanma tam olacak. Eskiler buna himmet derler, yeniler odaklanma diyorlar, konsantrasyon. Bir kediden öğrendim diyor Davud-u Tahi Hazretleri, ben okumayı da dinlemeyi de diyor. Nasıl yani diyorlar? Kediye baktım diyor. Fare bekliyordu. Aman Allah'ım öyle bir dikkatle bekliyor ki. Onun konsantrasyonuna, dikkatine hayran kaldım diyor. Kılı kıpırdamıyor ya kedinin. Ve kendime ders aldım. Ey Davut gözünü seveyim bak. Bir lokma et için kedi bu kadar dikkatliyse ilimde senin dikkatin bunu aşmalı. Sen insansın. Yani derdin daha büyük. Risk var senin için onun için yok. Evet. Dedim diyor. Kedi aklımı terbiye etti diyor. Çok haklı. Aklımı terbiye etti. Yani aklın terbiyesi dikkattir. Dikkat. Dikkati yoğunlaştırabilmek asrımızın en zor başardığı günümüz insanı için en ciddi problemlerden biridir. Genellikle el işte göz oynaşta, el tencerede göz pencerede yaşarız. Buna dikkat edebilirsek, bunu fark edersek çaresine bakmamız mümkün olduğu için sıkça vurguluyorum. Vesselam. Bahsettiğin şey hocam, bir gün bir yakınımın başka bir ilde evinde bir takvim yaprağı üzerinde bir çıkarken evden bir yazı okumuştum. Aradan birkaç gün geçtikten sonra demek ki ona ihtiyaç duydum aslında. Uykudan uyanıp geç bir saatte rahatsız etmek pahasına. Yakınımda olduğu için şu koridorda takvimin yanına bir gider misin dedim. Sağ olsun vardır dedi herhalde bir bildiği öyle zakitti dedim. Oku orayı. Penceresi kadar düşer her eve ay ışığı. Allah. Yani tabii. Benim o günlerde çok ihtiyaç duyduğum bir şeydi. Kalbi bir eve benzetiyor. Evet. Ne kadar açarsan, ne kadar açık olursan, yani dört tarafı kapalıysa güneşin altında zerre ışık girmez kalbe.
Fıtnat Hanım'ın öyle bir beyti var. Gelmedi metni. Kalbi açarsan. Şimdi bir başka beyit de aklıma geliyor. Evi yık diyor, mutlu olmak için diyor. Şimdi cahiller böyle anormal şeyler söylerler. Evi yık. Ne demek istiyorsun yani? Vazgeçersen, gönlünden çıkarırsan, yani viran olursan, tavanı, duvarı, şunu bunu kaldırırsan, güneş ışığını bolca alırsın. Feda eden rahat eder. Şemsin ziyası haneye viran iken gelir. Tam yıkılmış eve güneş ışığı bolca gelir diyor. Ayakta tutmaya kalktıkça, mamur etmeye kalktıkça işini zorlaştırırsın. Çünkü dünya ile mamur zıt kavramlar. Mamur değil burası, burası viran. Burada idare edersin yani, idare edersin. Süratle, hızla, çok da takılmadan, çizginin dışına taşmadan, kalbini bağlamadan ama yaptığının iyisini yaparak. Çelişki gibi görünüyor ama o işte, elzem olan o. Yani fenniya bir işle uğraş talib bir dünya gibi. Olmasın amma derunun da hevayı maluca. Yozgatlı fenni merhum, kalbinde yer tutmasın ama, kalbinde yer verme ama öyle yap ki gören desin ki ne kadar dünya düşkünü bu adam ya. Öyle zannetsin yani. İyi yap, düzgün yap, sağlam yap. Fakat işte oradaki gaye konseptinde sen ayrılıyorsun. İnsanların bunu bilmesi gerekmez. Hatta bilmemesi iyi olur. Yani sen Rabbinle aranı iyi tut. Niyetin samimi, niyetin halis olsun. Ama dışarıdan bakan da doymadı gitti. Hala çalışıyor, hala sanki dünyayı götürecek falan diyebilir. Şaşırmaz. Bu durum seni şaşırtmasın diyor. Şeyde yazmışlardı hocam, bütün varlığını bir yığın haline getirip işte bir yazı tura atma mesabesinde kaybettiğinde dahi sesin çıkmıyorsa sen o zaman doğru yazsın. Yani bütün varlığını yığın haline getir. Bir yazı tura at, kaybettin, hiç sesin çıkmasın, dön ve yoluna devam et dediklerinde tebessüm olsun diye anlatacağım. O bu kadar zor değil bu işler aslında, hani bir karar vermekle, bir niyetlenmekle, bir anla alakalı. Adam gitmiş psikoloğa, demiş ki, okumuştum bir yerde, yatakta yattığım zaman altta biri varmış gibi hissediyorum, korkuyorum. Ya da üstte biri varmış gibi korkuyorum. Psikoloğa gitmiş. Psikolog demiş ki, işte 500 liradan ayda bir defa geleceksin, 2000 lira yapar. 5 ay geleceksin, 10.000 lira yapar. Ancak böyle senden bu hastalığı alırız deyince dönmüş demiş ki, oradan çıkmış tabii. Aradan 6 ay falan geçmiş. Psikoloğa gitmemiş. Bir gün yolda karşılaşmışlar. Psikolog demiş ki, senin böyle bir problemin vardı. Ne oldu? Demiş ki, 10 liraya çözdüm. Nasıl çözdün? Gittim bir yere, bir kahve içerken garson da daldığımı fark etti. Neyim var diye sordu bana. Ben de ona anlattım mevzuyu. İşte yatağın altında biri varmış gibi geliyor. Bana dedi ki, çözümü şu: yatağın ayaklarını kes. Yani. Yatağın ayaklarını kes. Evet, yatağın ayaklarını kes. Kestim. Altta kimse kalmadı yani, o bilinçle alakalı. Bahsettiklerimizi kendi açımdan bakıyorum. Yani bu kadar mantıklı, bu kadar iyi gelebilecek. Hani dediniz ya, insanları razı etmek için neyden vazgeçtiğimizle alakalı. O ayakları kes. Ayağını da oradan kes. Her neyse onun adı, onunla alakalı. Çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun. Hocam şeyi demiştiniz hani, Nurullah Hoca'nın içtikten sonra... Ha, şimdi rızık... nasip anladık, rızıkmış yani. Ha. Emir veriyor, kral diyor ki, İşte şu ağaçları dikin ve üzüm yetiştirin diye, işte bir şey yapacak ondan içmek. Kölesi, af buyurun, diyor ki, yetişmez sizin ömrünüz buna. Ben kralım diyor, nasıl yetişmez? Emir veriyor, 3 katı insan çalıştırıyor ve yetiştiriyor. Sonra da bardağı dolduruyorlar, alıyor, haber veriyor o köleye, gel bakalım. Yetişti mi, yetişmedi mi? Kölesi diyor ki, af buyurun, dudakla bardak arasındaki mesafe uzundur diyor. İçecekken adamlarından haber geliyor. Efendim, bahçenize vahşi bir hayvan dadandı. Bırakıp koşuyor, kim dadanmış, ne dadanmış derken hayvan o kralı öldürüyor. Ölüm döşeğin ölüm anındayken köle diyor ki, demedim mi size dudakla bardak arasındaki mesafe uzundur. Bak, gelmemiş, işte nasip yazılmamış bir kere. Evet. Bahri eşk içre fuzu, bahri eşk içre gönül zülfüne. Takıldık ya bir beyte. Evet. Biraz da kopya çektim. Bahri eşk içre gönül zülfüne meyletse ne gam, gözyaşı denizinde zülfüne meyletsem şaşılır mı, ne yapayım diyor.
Bahri eşkiçte gönül zülfüne meyletsen ne gam, sarılır mağara o biçare ki deryaya düşer. Denize düştü, boğulmak üzereyse yılana sarılması tabiidir. Benim de sarılacağım senin zülüflerindir. Aşığın çaresiz yakarışını, asla vazgeçmeme kararlılığını. Tabii bu terminolojiye hakim olunmadığı zaman neden bahsedildiğini anlamak zaman alabilir. Bardakla dudak arasında epey mesafe vardır. Evet. Bu da nasip işi çünkü. Dikkati bu tarafa yöneltmek o kadar kolay olmadığını bilmez değilim de. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Başka yapılacak bir şey olmadığı için kendi kaynaklarımızda, aramızda ki o uzun mesafeyi kapatmaya çalışıyoruz. Ve yine sona evet. Hocam kişisel bir şey soracağım aslında. Çok müsaade güzel ederseniz. Olur. Bu merakınız, bu ilginiz aslında bu beslendiğiniz yer. Yani bundan besleniyorsunuz çok şükür. Bize de işte ne kadarı düşüyorsa, ne kadarını algılayabiliyorsak oradan besleniyoruz. Ben bunu binlerle paylaşmalıyım diye başlayan bir yolu evet. Örnek olur diye söylüyorum. Yani. Evet. Yani belli bir yerden sonra 1998 yılına tarihlenir o. Bir radyo programı başlamıştı ve programda gece haftada bir 3 saat konuşmak durumundaydım. Evet. Yaş hayli erken 40'ın altındayız ve onlara edebiyatımızdan esintiler sunmanın en doğru yol olacağını, kolay bir yol olduğunu gördüm. İnsanların ilgisini çekerse çok güzel şeyler olabileceğini vehmettim. Birkaç yüz hedefledim ama Allah-u Azimüşşan birkaç yüz bin lütfetti. Çok şükür. Eyvallah. İyi ki dur lütfetmiş. İbrahim Tenekeci'nin de bu konuda birkaç sözü geldi aklıma. Bir de Tarık Tufan'ındır. Diyor ki lambadan çıkan cinin ne dilersin sorusuna canının sağlığı diyen güzel adamların hatırına dönüyor dünya. Yani, lambadan cin çıkmış. Ne dilersin demiş. Canının sağlığı demiş yani. Onların hatırına. Hatırınız büyük. Allah razı olsun. Estağfurullah. Allah razı olsun. Estağfurullah. Efendim yeniden hayırlı Ramazanlar olsun. Kıymetli büyüğüm, değerli ağabeyim Hayati İnanç Beyefendi ile İftar Saati programında sizlerle birlikteyiz. Anlattıkları, aktardıkları benim yıllar önce kıymetli bir gazeteci dostum çok ilginç gelmişti bana. Hayatta olmayanlarla röportajlar yapıyordu. Yani güzel. Hayatta ama onların bütün cevapları ortadaydı. Onlara sorular isnat evet, ediyordu güzel. Aslında. Siz işte o kıymetli şairlerden bahsederken biraz onu hissettim. Tabii tabii ben onlarla röportaj yapıyorum. Evet. Siz onlarla, onlarla sohbet ediyorum evet. Onlarla sohbet ediyorsunuz. Buna siz inanıyorsunuz. Daha da güzeli biz de inanıyoruz. Yani onlarla siz yarın deseniz ki Şeyh Galip'le konuşayım şöyle diyor bu mesele hakkında. Kimse tereddüt etmez ya. Tereddüt etmez hocam. Bununla alakalı. Sizlere de sağlık sıhhat diliyorum tekrar. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Hayırlı sahurlar, bereketli sahurlar dileriz bütün seyircilerimize. Dualarını talep ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah razı olsun. Toparlamış olacağım. Hocamın hani sözünün üstüne söz söylemek değil bununla alakalı ama anladığım kadarını aktarmaya çalışmış olacağım ben. O tabir benim kendi hoşuma gitti. Toplanma alanıdır. Bir durma alanıdır. Yani futbolda bir tabir vardır hocam. Topa bas derler arada. Ha, evet, topa bas. Evet, bir dur. Evet, evet. Bir etrafına bak. Evet. Teşbihat olmaz. Topa basma zamanıdır. Bir durmak bir etrafına. Etrafına baktıktan sonra kendine bakmayı da ihmal etmeme zamanıdır. Bu işler nasıl düzelir diye sormuşlar. Demiş ki ben düzelirsem düzelir. Amenna. Ben düzelirsem düzelir. Ben düzelirsem evet. Düzelir. Peki yükümlülüğümüz ne kadardır? Elimizde kala kala bu kalıyorsa bu kadardır. Ben düzelirsem kadarıdır. Evet. Yani gerisi çünkü en nihayetinde elimizde olmayandır. Niyet ve gayret vardır elimizde. Neticesine de boynumuz kıldan incedir. Her ne olursa biz niyet ve gayretten sorumlu olan şükür insanlarız bunlarla alakalı. Tevfik tekrar... Hak'tan, başarı Allah'tan. Aynen evet. Öyle hocam. Hoştur senden bana gelen ya hilhatu yahut kefen ya gonca gül ya da diken kahrında hoş tutfunda hoş. Diyebilmeyi ve idrak edebilmeyi şahsım adına nasip etsin. Allah. Amin cümlemize Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam, ederim. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Görüşmek üzere. Vakıf Katılım, Hayati İnanç'la iftar saatini sundu.